Selamlar. Bugün rakamların kralı diyorum ben. Sıfırdan bahsetmek istiyorum. Çünkü sıfır diğer rakamlara anlam katar. Birin ister sağına koyun, ister soluna koyun bir anlam katar. Dokuzun ister sağına koyun, ister soluna koyun bir anlam katar. Dolayısıyla sıfırın bir mutlak anlamı vardır. Matematiksel olarak, rakam olarak. Değer ölçüsü, bir de izafi anlamı vardır. Ben burada her ikisinden de değinmeye çalışacağım burada. Her ikisine de değinmeye çalışacağım. Önce mutlak olarak sıfırdan biraz bahsedelim. Mutlak olarak sıfır, şeylerdeki tarihi bilgilere göre kitaplardaki Sümerler döneminde kullanılmış. Yani bundan aşağı yukarı 6-7 bin sene önce var. Muhtemelen Mısırlar döneminde de kullanılmıştır. Çünkü Mısırlar topografı ölçümlemeyi ve üçgen yazılımı çok iyi bilen bir milletmiş. Ya da çok iyi bilen bir uygarlık diyelim. Millet kavramı henüz yok o tarihlerde. Çok iyi bilen bir uygarlık. Çünkü açıları hesaplayabiliyorlar. Yani bu tanjant kotanjantla yükseklik alabiliyorlar. Ya da Nil Nehri taştığında tüm ova kuma bürünüp de kimin tarlasının nerede olduğunu bulamadıklarında topografçıya başvuruyorlar. Orada sıfır noktasından başlayarak topografçı kimin tarlasının nerede olduğunu metresine kadar ölçerek teslim ediyor herkese. Senin tarlan şurada, senin tarlan burada diye. Daha sonra Sümerler'de kullanılıyor bu sıfır. Ya ben bazı şey etmesin. Ya Sümerler mi önce, Mısırlar mı önce diye. Sümerler'e, Mısırlara göre benim bildiğim kadarıyla 3-4 bin yıl öncesinden tarih gelir. Mesela bizdeki bu Urfa'daki, Göbekli Tepe'deki bulunan uygarlığın hangi toplumlara, millet demiyorum, milletler yok daha o zaman. Hangi uygarlığa ait olduğunu henüz bilindi mi, keşfedildi mi bilmiyorum ama bize o bilgi gelmedi henüz. Dolayısıyla orada bir şey kullanılmış mıdır, kullanılmamış mıdır? Ölçümlerde sıfır. Onu da pek bilmiyorum. Mesela bizdeki Efes harabeleri ya da Konya'da bir bölge vardı. Adını birden hatırlayamadım. Orada da kullanılmış mıdır, kullanılmamış mıdır? Elimizde net bilgiler yok ama Efes harabelerinde bence ölçümlemenin dikey ve yatay ölçümlemelerin kullanıldığı kesin. Çünkü oradaki su altlarına falan bakıyorsun, kullanılmış. Daha sonra mesela Mayalar'da kullanılmış. Bu Peru'daki Mayalar'da. Onlar da o dağdan suyun hangi eğimle akacağını falan çok iyi bir matematik bilgisiyle hesapladıklarına göre matematik bilgisi sıfırsız olmaz. Yani diğer matematiğin sonraki kolları da işte limitti, türevdi, integraldı, pardon. Konüstü, kosinüstü, sinüstü falan. Bunlar sinüsü yanlış mı söyledim? Onu yanlış söyledim galiba. Evet, şimdi birden de aklıma gelmedi. Bunlar neyse ekonometriydi diyelim falan. İstatistik bunlar sıfırsız olmaz. Çünkü matematikte de bir şeyi iyi hesaplayabilmen için bir sıfır noktası olması lazım. Sıfır noktası olmadan afaki bir matematik problemi çözemezsin. Yani x buna x noktası da diyebilirsin, y noktası da diyebilirsin. Bir şey dayanak alacaksın. Matematikte böyledir. Hani kime şey dildiği belli olmaz ama Arşimet demiş galiba. Tam da emin değilim. Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım. Demek ki dayanak noktası olmadan hiçbir şey olmuyor. Dayanak noktası aslında her işin sıfır noktasıdır. Sıfır bu kadar önemlidir. Hem matematikte hem sosyal hayatta dünyanın varoluşunda bile. Dünyanın varoluşunu biz sıfır noktası diye başlarız. Sadece orada inançlarımız gereği ruhlar aleminin çok önceden olduğunu, dünyanın var olmuşluğundan çok önce olduğunu biliriz. Onun başlangıcı ve sonunun olmadığına inanırız. Oradaki ruhlar alemini neredeyse Tanrı ile özdeşleştiririz.
eğer Tanrı varsa ruhlar alemi de vardır deriz. Bir orada sıfırın bir anlamı kaybolur bizde. Sıfır yoktur orada. Ancak kainatın başlangıcı ve bitişinde de sıfır yoktur. Ondan sonraki her şeyde dünyanın başlangıcıyla itibaren ve bitişiyle itibaren bilinen tüm bilimsel, modern matematik dahil bilimsel değerlerde bir sıfır noktası vardır. Sıfır vardır yani. Diğer rakamlardan da önemlidir. Çünkü sıfırı siz başlangıç noktası almadan diğer rakamlara gidemiyorsunuz. Şimdi mesela sıfır konusunda mutlak değer olarak sıfırı biz matematikte kullanıyoruz. Bar basınca kullanırız. Sıfırdan işte 40 dereceye çıktı. Yükseklikte kullanırız sıfırı. Deriz ki işte deniz seviyesi sıfır kabul ederiz. Bu dağın yüksekliğini neye göre hesaplarız? Biz sıfır noktası deniz seviyesidir. Ona göre hesaplarız. Mutlak değer olarak sıfırın yeri şeyleri de çoktur. Yani matematiksel olaylarda. Mesela çek yazacak. Abi bol sıfırlı olsun. Bol birli olsun demeyiz. Çünkü bol birli bir yere gitmiyor. Ya da bazı çözümlemelerde de sıfırı kullanırlar. Bildiğim kadarıyla pi sayısında yok. Pisagor kullanmış mıdır sıfırı? Üçgenlerde, geometride kullanmıştır tabii. Yani dik açıların kenarı, üçgenlerin kenarında sıfır vardır. 89 derecede dememiş. 90 orada 90 derecede 90'ı yazarken sıfır koymak zorunda yanına. Yani sıfır aynı zamanda bir de bitiş noktasıdır. Biraz önce söyledim ya, sıfır başlangıç noktası, bitiş noktasıdır. Bitirmek için de 1 milyon dedim bitti. 999.999 yazmaya başlarsan arkası gelmiyor. Pi sayısında olduğu gibi, pi sayısına 3 demiş, 3 uzayıp gidiyor. Biri demiş ki ya uzatmayın, 4 deyin kesin atsın burada. Onun gibi sıfırın bu mutlak değeridir. Yani sıfır biz doğum günümüzden tutun da ölüm günümüze kadar çeşitli sosyal hayatlarımızda kullanılır. Sadece market etiketlerinde ve mağaza etiketlerinde sıfır kullanılmaz. Orada nedense 999 daha çok kullanılır. Onların da o hoşuna gidiyor demek ki. Peki izafi olarak sıfır nedir? Sıfır izafi olarak çok değişkendir. Yerine göre ve zamanına göre de değişir. Mesela milatın başlangıcını sıfır noktası kabul ederiz. Bu böyle midir? Bu değişebilir mi izafi olarak? Herhalde değişebilir. Yani bunu Müslümanlar farklı kabul edebilir. Sonradan hepimiz miladi takvime uyduk ama hicri takvimde bazıları tarafından kabul edilir. Peki miladi takvimin sıfır olarak kullanılması izafi midir? Mutlak mıdır? Miladi takvimin sıfır olarak kullanılması izafidir. Çünkü mutlak rakam olmayabilir. Sıfır kim? Mesela insanın başlangıç doğduğu gün diyoruz. Var mı elimizde kesin bir rakam? Yok. Bu hesaplamalarla bir gün tespit edilir. O gün dersler ki işte insanın doğumudur. Bu başlangıç olsun. Çünkü bir şeye başlangıç yapmak için sıfır noktası almak gerekir. Biraz önce de söyledim ya. İzafi kavramlarda da böyledir. Mesela diyoruz ki işte denize sıfır konumda bir villa. Buradaki izafi midir, mutlak mıdır? Denize sıfır konumda diyor. Sıfır herhalde yani denize kaç metre diye soramıyorsun orada. Herhalde boğazdaki yalılar var ya altına, iskelenin altına nedir o? Oturduğun şezlongun altına dalgalar vuruyordur. Denize sıfır odur. Peki yazlıklarda böyle bir şey var mı? Orada izafidir. Yani dolayısıyla burada da ben her şeyi izafi görüyorum. Mesela sıfır kişilikli. Nasıl bu adam diyorsun? Ya boş ver, sıfır kişilik diyor. Kime göre? Sana göre. Belki iyidir adam. Burada izafi kavramlar araya giriyor. İşte sıfır noktasından hareket eden bir araç bilmem nereye kaç kilometrede varır. Burada bir mutlak değer varken orada bir sıfır noktası var. Bazı şeylerde de
izafi bir anlam yükleniyor sıfıra. Ne diyoruz biz? İşte insanlığı sıfır. Hava sıcaklığı sıfırın altında. Soğuk anlamına geliyor burada. Biz sıfırın altındayı izafi olarak da anlayabilir miyiz? Burada mutlak bir değerden mi bahsediyor? Kimimize göre mutlak bir değerden, kimimize göre izafi bir değerden. Ben sıfırın altında hissetmiyorum hava sıcaklığını ya da başka şekillerde de sıfırı değerlendirebiliyoruz. Şurada bir iki notum daha vardı. Onlara da bakayım ben bir. Mesela caddeye sıfır durumda daire diyoruz. Caddeye yanından şey mi geçiyor? Yani caddeye yakın anlamında kullanılıyor. Herhalde önünde bir kaldırım falan da vardır. Yani bir caddeye sıfır ev olur mu? Yani bir boşluk vardır arada falan. Bunlar yakınlık ölçüsüdür. Başka şekillerde de sıfırı hem mutlak değer açısından hem izafi değer açısından kullanabiliyoruz. Benim buradaki izafi değer açısından aslında üstünde durduğum nokta sıfır kişilere göre, zamana göre, mutlak değer olarak demiyorum, zamana göre ve yere göre değişebilir. Yani senin sıfır noktası dediğin yer bir başkasına göre başkadır ya da senin sıfır karakterli dediğin birisi bir başkasına göre iyi bir adam olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.